İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin olağan çevrim içi oturumu gerçekleşti. Armen Sarkisyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin üçüncü bir ülke ile ilişkileri bir teoremdir. Rusya ile ilişkiler ise bir aksiyomdur. Avrupa Birliği ateşkese sıkı sıkıya bağlı kalarak 44 günlük savaştaki tüm savaş esirlerini iade etmeye çağırıyor. Arsak'ın Kolatak köyü günden güne gelişiyor. Suriye'de bir Türk İHA saldırısında 3 sivil öldü. Hay Dersim adlı platform, Batı Ermenistan'ın Dersim'deki Ermeni kültürünü korumayı amaçlıyor. Arakazodun bölgesinde Pagan dönemine ait Zakari Kalesi adlı anıt restore edilecek. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin olağan çevrim içi oturumu farklı ülkelerden milletvekillerinin katılımıyla 10 Kasım'da gerçekleşti. Oturumun ana gündem konusu meclisin ya da hükümetin tekliflerini inceleme usulüne ilişkin yasa tasarısıydı. Milletvekillerine tasarıyı tanımaları, yazılı önerilerini bir sonraki oturumda tartışmaya ve hükümete sunmaları için bir hafta süre verildi. Oturuma Parlamento Başkan Yardımcısı Neli Harutyunyan başkanlık etti. Oturumda Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Başbakan Seda Melikyan ve Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan hazır bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Argumenti Fakti gazetesine verdiği röportajda Ermenistan Cumhuriyeti'nin üçüncü bir ülke ile ilişkileri bir teorem, Rusya ile ise bir aksiyomdur ifadesinde bulundu. Diğer ülkeler ve Rusya ile ilişkilerle ilgili soruyu yanıtlayan Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, ancak tüm ülkeler arasındaki ilişkileri tartışmanın anlamsız olduğu bir ülke var. O da Rusya. Çünkü varsayılmış olan şeyi tartışmaya gerek yok. Biz birkaç yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda ve ardından Rus İmparatorluğu'nda yaşadık. Sonuç olarak Rus İmparatorluğu'nda var olan Ermeni Cumhuriyeti bugün bağımsız Ermenistan Cumhuriyeti'dir. Bugün Rusya'da Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki kadar Ermeni var. Ancak Ermeniler Türkiye'nin Batı Ermenistan'ında daha fazlaydılar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın Sarkisyan'a olan cevabı gecikmedi. Batı Ermenistan aynı şekilde bağımsızlığını kazandı, ancak bugün soykırım ve Artsakh dahil kendi topraklarının işgali nedeniyle tam egemen bir statüde değil. Kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'ni, parlamentosunu ve hükümetini yeniden inşa etti. Ayrıca hayatta kalması için başka mekanizmaları da devreye soktu. Mevcut değişikliklerin Rusya ile ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğini sordunuz. Önemli olan şu ki ülkelerimiz arasındaki dostluğun gücünü tartışmak bile istemiyorum. Bu benim için bir aksiyomdur dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Peter Stano, Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Rusya arasında 44 günlük Artsakh Dağlık Karabağ Savaşı'nın sona ermesi için imzalanan Üçlü Anlaşma'nın 1. yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı. Armen Press'in aktardığına göre açıklamada Avrupa Birliği'nin çatışmalar sırasında hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiği ve tüm kurbanların ve yaralıların ailelerine başsağlığı, acil şifalar dilediği belirtildi. Açıklamada düşmanlıklar sona ermiş olsa da müzakere edilmiş istikrarlı bir çözüme doğru ilerlemek için çözülmesi gereken birçok acil sorun var. Özellikle ateşkese sıkı sıkıya bağlı kalınması, tüm savaş esirlerinin derhal serbest bırakılması, mayın temizlemede tam işbirliği ve sınır bölgesindeki gerginliğin azaltılması çağrısında bulunuyoruz. Avrupa Birliği, Güney Kafkasya'da barış ve refahı teşvik etmeye kararlılığını sürdürüyor denildi. Martakert'in Kotalak köyündeki insan sayısı savaştan sonra azalmanın yerine arttı. Askerler de dahil olmak üzere evlerinden mahrum kalanlar buraya taşındı. Savaştan sonra üçlü bir anlaşma ile Ağdam bölgesi, Mardagert bölgesinin 7 köyü de dahil olmak üzere Azerbaycan'a geçti. Bu köyler bir gün içerisinde Ermenilerden boşaltıldı. Ancak mermiler ve bayraktarlar İHA'ları Kolatak'a ulaşmadı. 44 günlük savaş sırasında Kotalak bir sığınma yeri oldu. Savaştan sonra köydeki insan sayısı azalmamış, aksine artmıştır. Savaştan önce köyde 258 kişi yaşıyordu. Şimdi 327 kişi yaşıyor. Köyde savaştan sonra hayat normale döndü. Köydeki tek okulun 6 öğretmeni var. Okulda köyden 50 ve komşu köy
Tıbıhlu'dan 26 öğrenciyi okuyor. Köy sakinleri tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Köyün alt kısmında turistler için bir eko kampı inşa ediliyor ve yeni bir fabrika açılacak. Kolatak halkının 7. yüzyılda inşa edilen ve 19. yüzyıldan sonra işlevini yitiren Hagobavang Manastırı'nın restorasyonu için büyük umutları var. Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı kentinde bir Türk insansız hava aracının saldırısında en az 3 sivil öldü. Bu haber Al-Hadah TV kanalı tarafından Kürt kaynaklarına atıfta bulunarak bildirildi. Özellikle bir Türk İHA'sı şehrin yerleşim bölgelerinden birinde bir arabaya çarparak bir aileden 3 kişinin ölümüne neden oldu. Saldırıda Kürt, Suriye Demokratik Güçlerinin temsilcilerinden birinin hedef alındığı ancak saldırı anında araçta olmadığı belirtildi. Doğu ve Kuzeydoğu Suriye'deki bir dizi bölge şu anda Kürt güçleri tarafından yönetiliyor. Türkiye 2017'den bu yana bu bölgelerde 3 askeri operasyon gerçekleştirdi. Hay Dersim adlı platform, Batı Ermenistan'ın Dersim ilinde yaşayan Ermeni ailelerle doğrudan temas halindedir. Platformun amacı hem sosyal hem de kültüreldir. Şu anda 20 Ermeni aile yetiştirdikleri ve ürettikleri gıdaları satın alarak girişime destek veriyor. Ceviz ve kırmızı çam kozalağı Dersim'in Pertek ilçesinde yaşayan Ermenilere koruyucu madde içermeyen %100 doğal tatlılar üretmeye imkan verdi. Destek sayesinde Dersimli Ermeni aileleri kendi kültürlerini korumak ve Ermeni geleneklerine göre özgürce yaşamak için daha çok seferber oluyorlar. 3 ay sonra da Hay Dersim adlı dergi çıkacak. Hay Dersim platformu aynı zamanda Dersim'deki genç Ermeni öğrencilere dünyada sürmekte olan asimilasyon soykırımlarını anlatan belgeseller çekmeleri için maddi ve sosyal olarak da destek oluyor. Her türlü destek için dersimhay@gmail.com adresinden onlara ulaşabilirsiniz. Arakatodun bölgesinin Gatnahbir köyündeki eşsiz tarihi eserlerden biri olan Pagan dönemine ait ve M.Ö. 1. yüzyıldan M.Ö. 1. yüzyıla kadar inşa edilen Zakari Bert adlı anıtın restorasyonu planlanmaktadır. Armenpress'in bildirdiğine göre Tarihi Kültürel Rezerv Müzesi ile Tarihi Çevre Koruma Servisi adlı devlet ticari olmayan kuruluşu, kalede çok sayıda büyük ahır, taş beşik, uzun ve taşlı basamaklar, kalın duvarlar olduğunu bildiriyor. Kale alanındaki en önemli kazılar 1990'ların başında ünlü arkeolog Yesai Asatıryan başkanlığındaki kazı ekibi tarafından gerçekleştirildi. O zaman kale alanında değerli arkeolojik eserler bulundu. Son zamanlarda Arakazodun bölgesi Nerkin Bazmabert köyündeki Yesai Asadıryan'ın adını taşıyan okulda Zakari Bert adlı arkeolojik anıtın alanının temizlenmesi, yenilenmesi ve daha fazla bilimsel çalışmanın 2022'de başlayacağına dair bir memorandum imzalandı. Memorandum, Yesai Asadıryan'ın ailesi, Tarihi Kültürel Rezerv Müzesi ve Tarihi Çevre Koruma Servisi adlı devlet ticari olmayan kuruluşu ile Ulusal Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü arasında imzalandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Isabel Bayraktarya'nın seslendirdiği Ermeni halk müziği Gagu Gagu adlı eseri sunuyoruz. Gagu Gagu Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.